Tam başlarken birisi oradan selam verdi. Neyse, temizlik benim işim setinde reyting rekorları kırmaya devam ederken ben ve Kadir ezildiğiyle set şakaları durmak bilmiyor. Hiç hız kesmeden hemen şakaları izlemeye başlayalım mı? Temizlik yaparken en çok konu komşular gelip bizi ziyaret ediyor. Kekler, pastalar, börekler. Bayağı aile gibiyiz ama bir komşu geldi ki o kadar meraklı. Kadir'in yapmış olduğu temizliği tek tek incelemek istedi. Bir küçük de olsa izin verdik. Bakalım o meraklı teyze nerelere baktı ve Kadir'in yapmış olduğu bu temizliğe kaç puan verdi? Biz böyle değerlendi, nasıl olmuş? Çok güzel, çok güzel. Elinize koluna sağlık, çok güzel oldu. Sen olsan sandalyen var mı? Sandalyen yok vallahi. Meraklı komşu. Beğendin mi? Doğruyu söyle. Daha oralar bitmedi. Ben buraya hep gelirim çocuklara. 16 senedir burada oturuyorsun. 16 senedir. Maşallah. Bakın tertemiz. Her sabah saat 7'de girdiğim her evde hayretle dediğim o evleri izlemeye devam edeceğiz. Gelsin mi? Günaydın. Tabii ki de günaydın. Korkmayın. Tövbe. Bugün saat 14'te. Yine Fox TV'de bizi yalnız bırakmayın. Günaydın. Tabii ki de günaydın. Tabii ya. Böylesi de ilk kez. Bugün saat 14'te Fox'ta. Aslında çok etkilendiğim için söylüyorum ama bu evlerin genelinde ve temelinde baktığınızda hani insanlar niye çok pisleyip eleştiriyorsunuz ya, her birinin altında gerçekten ciddi problemler var. Aslında bunlar çok özel olduğu için anlatmıyorum ama eleştiri yaparken bir tık daha düşünmenizi sadece rica ediyorum. Temizlik benim işim setinde hep şakalar değil. Artık bundan sonra size backstage'i de göstereceğim. Ahmet niye backstage değiliyor? Yani backstage'in anlamını biliyor musun? Kamera arkası. Tamam, o zaman kamera arkası diyelim. Ben de size kamera arkasından görüntüler göstermeye devam edeceğim. Ama bir dakika ya. Tamam mı? Şey gelsin yarışmacımız. Bana bakarak söyle Kadir. Burnun çok büyük. Evet, devam. Ama cidden çok güzel çıkıyor buradan. Evet arkadaşlar, çekime başlıyoruz. Beyi beğendin mi? Ne yedin? Ne yedim? Kuru fasulye yedim. Çorba yedim. Uçucuk bir elmalı turta yedim, salata yedim. Ben de diyetmen üstü olur mu?
Afiyet olsun. Bana da bir şeyler söylesene Kadir. Hadi. Öğle molam çok kısıtlı ve zamanımı seninle harcıyorum. Ay beni o kadar seviyorsun. İnşallah şarbonlu kekli de sesçe geberirsin. Zeynep artık yeter doğum günülerce. Teşekkür ederim. Bir de hepsini benim tutma. Ya sana ne oluyor? Ne oluyor acaba ya? Hadi Kadir'i alalım 2 dakika. Meral abi eğer 19 Mart'ta böyle bir şey gelmesin. Meral ablacığım çok teşekkür ediyorum. Çok tatlısın. Midem bulamıyor çok sahtele. Basın tuşlara. Ey Türkiye benim midem almıyor. Rap rap rap. Saygılar. Sen de doymadın. O ne olacak? Görün atlaca. Çal. Komşu. Komşu. Gıcık kaçmış boğazına doğru mu? Gıcık kaçsa. Gelin olmuş gidiyorsun demeden Kadir kına gecesi yaptı. Başıma bir tane kırmızı bir şey geçirip yüksek yüksek tepelere söyledi. Bakalım beni kime verecek? Bu gece misafirim, bu gece misafirim, boynumda yatır aleme, boynumda yatır aleme. Gelin gelin olsun, elleri dolu olsun, çoluk çocuk hepsi büyüsün. Sen ananın ağzına tükürdüm ben. Setimizde bir saksafoncu geldi ve müthiş sesiyle Al Kızını Vur Duvara şarkısını söyle Al Kızını Vur Duvara şeyini saksafonlarken Kadir ne mi yaptı? Haydi izleyelim. Karaçalı gibi. Şimdiye kadar en güzel program bu program oldu biliyor musun? Döktür bir daha. Yeni yıl için de bir şey çal ufaktan. Ay bunun da derdi mikrofon. Olsun olsun isterim ben mesela. Mikrofon görmeyiversin. Bu çocukla artık şarkı söyleme aşkı başladı. Elime aldığım gibi mikrofonu ona uzattım ve bana söylemesini istediğim bir parça seslendir dedim. O da beni kırmadı. Haydi bakalım o da gelsin. Bana bir şarkı söyler misin Kadir? Ya öyle molam da beni rahat bırak. Hadi ne olur ses. Kırma. Yok sen söylüyorsun. Ses. Kaydediyor. Aa. Evet sen söyle önce kalırlıya sonra. Nihansın diye derdi. Ey mestin ağzım, bana sensiz cihan, da can ne lazım, nanay 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 nanay. Hareketli bir şey söylesene benim için son. Evet şey onları dar, dar, bana bakma benim yarim var. Evre şey onlara dar, dar, bana bakma benim yarim var. Ağzına sağlık. Sizden gelen soruları değerlendirdim ve en çok görmek istediğiniz Kadir sete gelirken getirdiği sarı valizinde ne var? Gerçekten inanamayacağım bir şey çıktı. Önce bir sarı valize bakalım içinde ne var. Sonrasında size böyle çok küçük bir şey soracağım. Evet. Her şey doğalında güzel. Bakın. Onu niye aldın geldin? Burada ne var? Herkesin de çok merak ettiği Kadir'in sarı valizinde ne var? Şimdi inceleyeceğiz. Elinin körü var, donum atletin var. Bıraksana. Vallahi incelememiz lazım. Ahmet hemen gör. Bak galoşlarla geliyorum. Ay, sonra. İyiliğini ömür boyu unutmayacağım. Nasıl büyük işler becermiş de. Sen benim donum atletimi niye 82 milyona gösteriyorsun? Hayır bir dakika. En çok merak edilen şey sarı valizde neler var? Ne getiriyor, rahmetli ne dedemin yapıyor? Kemikleri var. Özledikçe açıp açıp sarılıyorum. Bu küçük valiz ayrıca büyük valiz de yok. Büyük valiz haftayı inceleyeceğim. Bunu bir açacağım. Herkes çok merak. Bu YouTube'dan kazandığını acaba bana verecek misin ha? Koy çantayı. Ben onun şifresini niye açmıyorum? Hayır şifresi açık zaten. Hayır valizde ne olabilir? Valiz. İşte herkes yani bir insan bir valizi neden bu kadar merak eder? Ayrıyetten de şu an süremden çalıyorsunuz. Bir şey olmaz. Dararararam. Aman ya. Gerçekten. Setten çaldıklarım güzel.
Cam bezi mi taşıyorsun burada? Bugün yeni geldi diye çaldım bir tane. Dedim bana bıraksın. Burada gerçekten bir şeyler var. Dur, şuradan başlayayım. Sarı baksırımı bırakayım bak, bu tamam. Da sarı. Onlardan mı? Tamam, onları kapattık. Şurada neler var? Kişisel bakım malzemeleri var. Aha, evet. Geçen gittiğim otelden aldığım tarak var, bak çok güzel. Otelden tarak mı aldın? Ha, Hilton'a gittim ya orada. Oraya koymuşlardı çıkarken. Para verdik herhalde, bedava mı? Bir tane şampuan var. Bak bu pamuğu da oradan aldım. Deodorantı var. Gözlük silme suyum var. Gözlük silme suyu var. Yer sildiğim için nemlendirici kullanıyorum. Ellerini bir göstersin herkes, o eller senin mi deyip duruyordu bak. Yeni gerçekten yeni geçti ya. Bak daha yeni yeni geçti ellerim. Nemlendirici kullana kullana. Bu kadar aşık kendine. Powerbank'im o. Yeni aldım iPhone 11 Pro Max şey istemiyor ama powerbank yine der ihtimale karşı. Burayı alma. Ay, bir şey gördüm. Elime ay. Körü ne var? Hayır. Bu ne? Yemekte kuru fasulye olunca. Gerçekten bu ne? Oha. Yemekhaneci getirmiyor soğan. Abi bu ne? Soğanın cücüğü. Bir şey söyleyeceğim. Her sabah iki tane ceviz kesinlikle diyet menüde. Hayır, bunu bir açıklar mısın? Bu çantanın dezenfekte için kırılmış mi? Kırılmış bak soğan. Yoksa nazar falan mı? Öğlenleri tüslü yapıyorum. Ya lütfen söyle. Kadir'in sarı bezi, bulaşık teli. Abi bunları niye böyle bak, iki tane ceviz? Cepheli, göngeli kalemim bile var. Yıllardır çanta karıştırıyorum, böylesini görmedim. Gerçekten bunu merak niye ediyorum. Niye soğan olamaz mı? İnsani bir ihtiyaç yani. Belki yolda sarı nöbeti geçiren falan biri olur, koklatırım bırak. Oduncu gömleği. Hayır, pijama mı o? Ha bu pijama mı? Tabii, El Siva 2'den aldım takım. Peki bunu nerede giyiyorsun? Evde. Ha sen kapıda giyinip eve giriyorsun öyle mi? Şimdi bazen sette yok, bazen setten yengeme gidiyorum ya. Ha. Yedek takım yanımda taşıyorum, iç çamaşırı falan hepsi ki gidince orada giyeyim diye. Şuna buraya sıkıştırdım, bu ne? O da ay üstü. Bunları katlarım ben. Üstü işte pijamanın. Bakayım üstü. Allah'ım her şeyimi millete gösterdi ya. Şey. Onu bırak istersen. Dolu. Sarı baksırım bırak. Her şey sarı. O neydi? Bir şey söyleyeceğim. Markası ne? Bak bunda da şurada, sarı var. Ahmet şuradan yakın gir. Ay hep mahvetti seni. Utku mu, tutku mu, ufuk mu? Ne yazıyor sarı burada? Tutku. Düzden utku, tersten ufuk. Bir şey ufuk. Yok, bir de yedek pantolon. Abi bu gerçekten niye taşıyorsun bunu? Çaldım işte, yeni gelmişler ya, bir iki tane. Ben size söyleyeyim, arabaya biniyor ya, arabanın camında leke varsa bu cam beziyle onları siliyor. Bak ben tanıyorum. Birazdan seni de hayattan sileceğim az daha. Başka neler var bu kadar? Yedek şampuanım var işte, gittiğim yerlerde kafamı yıkıyorum. Tekrar nemlendireceğim. Sen aslında büyük valizi gördün. Ha. Büyük valizi haftaya. Sizler için büyük valizi haftaya. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğene olmayın ya, niye abone oluyorsunuz beğene, ya? Beğene basıp aşağıya yorumlarınızı yapın. Gidin işçiye abone olun, evinize sıvı alasınlar bari. Kadir şu soğanı bir anlatsana, gerçekten merak ben ettim. O soğanın cücüğünü sana yedireceğim. Aynen. Kesin kal, özel hayatım diye şifre. Olmaz. Gayet güzel. Bu haftalık da bizden bu kadar, bizi izlemeye. Kaldığınız yerden devam edin derken şurada bir el görüyorum. Çünkü ben seni birazdan boğacağım. Şurada bir el görüyorum. Girmiyoruz o topa. Gel niye girmiyormuş? Dış sesin eli. Biraz. Ah bu elde neler var. Evet çok güzel. Sinan Çen'in sonu adlı programa tekrardan görüşmek. Birazdan ay, geberteceğim. Meşhur kendimi. Olmadan öleceğim. Ay. Aa polisine vurma. Ay. Abi, Ahmet de dünden razı, çok kötüsün Ahmet. Ahmet aşağıdan çek. Baktığınızda sarı çantanın içinde bence o soğan tamamıyla onun dezenfektesinden ziyade herhalde böyle biraz da kötü enerji, kötü sinerji onların gelmemesi içindir. Ben böyle şeylere pek inanıyorum aslında. Eğer siz de inanıyorsanız aşağıda yorumlar kısmına inmeden önce bir like'a basıp sonra yorumlar kısmına düşüncenizi yazarsanız sevinirim. Ahmet sen ne düşünüyorsun? Bence onları yiyor. Yiyor. Bence de yiyor olabilir çünkü Kadir'in sağ solu belli olmaz. Hop! Kanalımı kapatmadan, bölüm bitmeden bütün yorumlarınızı aşağıya yapın. Kanalıma abone olun, beğene basın. Bir de aşağıya küçük de olsa bir yorum yapın. Sizleri seviyorum, sağlıcakla.